Evet, antimikrobiyal ilaçlardayız. Protein sentezi, hücre duvar sentezini bozma, membran işlevi, nükleik asit sentezini bozma ve metabolik antagonist etkilere bakalım. Hücre duvar sentezi inhibitörleri. Şimdi beta-laktam ve glikopeptitler burada. Beta-laktam antibiyotiklere baktığımız zaman burada penisilinler, sefalosporinler, karbapenem, monobaktan ve beta-laktamaz inhibitörleri var. Penisilinler biraz sonra göreceğiz. Sefalosporinler 1, 2, 3, 4, 5 kuşak. Biliyorsunuz 5. kuşağa, 4. kuşak, 5. kuşağa doğru gidildikçe gram negatif etkinliğin arttığını hatırlatırım. Karbapenem örnek imipenem, monobaktam azitre onam. Beta-laktam antibiyotikler beta-laktam halkası içerirler. Hücre duvar sentezini bozarlar. En önemli özellikleri sekresyonla atılmaları böbrekten. Biliyorsunuz bu hücre duvarının sentezinde aleninden bahsetmiştik. Hani bu muramik asit yapısına giriyordu. Evet, burada bu hücre duvar sentezinde görev yapan enzimler var. İşte transpeptidaz, karboksipeptidaz, endopeptidaz gibi. Bu enzimler diğer adı penisilin binding proteindir. İşte beta-laktam antibiyotik bu enzimleri inhibe eder. Bunu unutmayalım. Penisilin, onun için bakteri bu enzimleri değiştirerek, mutasyon uğratarak beta-laktamdan kaçar antibiyotikten. Duvarı bulunmayan mikroorganizmalara etki etmez. İşte mikoplazma gibi, üroplazma gibi, mantar gibi. Doğal penisilin, penisilin G'dir. Kristalize halde bulunur. Sodyum ve potasyum tuzu. Biliyorsunuz en önemli özelliği midede inaktif olduğu için parenteral kullanılır. Eski tuz sorusu. Böbreklerden hızla atıldığı için hızla atılmasından yarı ömrü ya şeydir, kısadır. Yarı ömrü uzatmak için özellikle prokain ve benzatin formları kullanılır. Prokain 24, benzatin bir hafta bir ay etkilidir. 4 hafta ve bir gün. Biliyorsunuz penisilin grubu antibiyotikler sadece gram pozitif etkilidir. Bu önemli bilgi. Penisilin hakkında akılda tutulacaklar. Gram pozitif etkinlik midede denatür oluyor, onun için parenteral. Penisilin ve etki spektrumu penisilin G ile aynıdır. Ağız yoluyla kullanılabilir. Diğer adı fenoksimetil penisilindir. Penos biliyorsunuz preparatı. Amino penisilinler. Amino penisilin ihtiyacı nereden doğmuştur? Amino penisilin ihtiyacı bunlar yarı sentetik ilaçlardır. En önemli özelliği gram negatiflere de etkili olmasıdır. Bunu bilelim. Yani E. coli etkinliği. Gram negatif basil demek E. coli'dir. Escherichia coli. Yani demek ki amino penisilinin farkı gram negatif basil etkinliği. Özellikle demek ki amino penisilin olmak ki bunlar amoksisilin ve ampisilin biraz sonra göreceksiniz. Gram pozitif etkinliğe gram negatif etkinlik de etkilenmiştir. Amoksisilin mide bağırsaktan çok iyi emilir. Unutma. Amoksisilin bağırsaktan çok iyi emildiği için
diyare yapmaz, florayı bozmaz çünkü kolona ulaşmaz. Ancak amoksisilin çok iyi emildiği için kolona ulaşmaz, onun için dizanterde kullanamazsınız. Ampisilin tam tersi, ampisilin giz emilimi kötüdür. Onun için parenteral kullanılmalıdır. Giz emilimi kötü olduğu için ishal sık yapar. Ama bir özelliği daha var. Dizanteri de kullanabilirsiniz. Dizanteri tedavisinde. Demek ki ampisinin özelliği ne? Gizden kötü emilmesi. Parenteral kullanılmalı. Dizanteri de kullanılabilir. Bir de ishal yapar. Bak ampisilin ise farkıdır. Çok iyi emilir. Demek ki amoksisilin ve ampisilin aynı ilaçlar. Tek farkı giz emilimleri. Amoksisilin iyi emilim, ampisilin kötü emilimdir. Ampi gizden emilmiyor. Dikkat. Onun için hep parenteral. Evet. Hocam penisilin azı dayanıklı ne demek? Stafilokokların ürettiği beta-laktamaz enzimi. Beta-laktamazın diğer adı penisilaz enzimidir. Nedir bu penisilaz enzimi? Beta-laktamaz enzimin aynısı, aynı şey. Biliyorsunuz stafilokoklar %90 beta-laktamaz salgılarlar. Acaba beta-laktamaza stafilokokların salgıladığı beta-laktamaz dirençli antibiyotik var mı? Var. Metisilin, nafsilin, oksasilin, kloksasilin ve dikloksasilin. Özellikle metisini bilin. Ancak metisilin 1980'li yıllarda çok kaliteli ilaç olmasına rağmen daha sonra stafilokoklardaki penisilin binding protein mutasyonu sonucu MRSA türemiştir. Ne demek o? Metisilin resistant staphylococcus. Buradaki mutasyonun adı MAC-A genidir. Bunu bilin. Çok sorulan bir soru. Metisilin rezistans nasıl gelişti? Cevap penisilin binding protein mutasyonuyla. Metisilin direnci varsa o stafilokok bütün beta-laktamlara dirençlidir. Bunu unutmayın. Antipseudomonal. Bunların babası piperasilindir. Piperasilin. Azlo, mezlo, pipera ve karbenisilin. En önemli özelliği bunların içerisinde en güçlü piperasilindir. P harfinde aklınıza gelsin. P pseudomonas. Pipera. En önemli özelliği karbenisilinin sodyum miktarını arttırmasıdır kanda. Çünkü sodyum tuzudur. Tikarsilin aynı şekilde. Ama bunlar içerisinde en güçlüsü piperasilindir. Bunu bilelim. PP. Demek ki antipseudomonal etkinliği en güçlü ilaç piperasilindir. Biliyorsunuz antipseudomonal spektrumda bir piperasilin 2, 4. kuşak sefalosporinler ki o sefepimdir. 3, 3. kuşak sefalosporinlerinin sadece seftazidim vardır. Yine 4, Cipro çok iyi antipseudomonaldir. Bunu da unutmayalım. Demek ki antipseudomonal etkinlik piperasilin, sefepim, 4. kuşak sefalosporin, seftazidim, 3. kuşak ve ciprodur. Hocam beta-laktamaz inhibitörü işe yarar mı? Evet. Çünkü bakterinin beta-laktamaz enzimini inhibe ederler. Kendileri antibakteriyel değildir ama...